nefsinde bazı değişiklikler olur. Cenab-ı Hak murad etmemişse sahip olduğu mansibin makamın bilgisine vakıf olmayabilir. Hani zaman zaman bütün belirtileri ortaya çıkıncaya kadar biz yaşlandığımızın bile farkına varmıyoruz. Saçlarımız beyazlamasa, tenimiz kırışmasa, belimiz bükülmese kimse bize ihtiyarladığımızı kabul ettiremez. Allah'ın bir lütfu oluyor da bizim bile ikrara, itirafa mecbur kalacağımız bir şekil ortaya çıkıyor. Ondan sonra artık akranlarımız ahirete göçüyor. Çocuklarımız büyüyor. Torunlarımız kucağımıza veriliyor. Ondan sonra artık küçüklerin büyümesi, büyüklerin yaşlandığını kabul etmesine vesile oluyor. Öyle olması hep geliriz. Onun için bazen insan kendinde hiçbir değişiklik fark etmez. Madem aynı olduğunu zanneder, vehmeder ama fil hakika velayet makamına terakki etmiş olabilir. İmam Rabbani Kaddesallahu Sırrahu'ya bu soruluyor. Bir insan bilmek zorunda mı? Hatta mektubun ikinci bölümünde İmam Rabbani Kaddesallahu Sırrahu Mevlana Ahmet'e diyor ki size bir şey söyleyeyim diyor. Siz aslında fenafinde olmuşsunuz. Velayet basamağına erişmişsiniz. Ben uzaktan bunun kokusunu alıyorum. Ben bunu sizde hissediyorum. Bulunduğunuz bölgeden bir nur parıldıyor. Fakat siz bunun farkında değilsiniz buyurur. Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Sırrahu ders değişirken buyururdu ki bu yolda idrak şart değildir. İtikat şarttır buyurur. İdrak şart değil. İmanda da idrak şart değildir. Cenab-ı Hak inanan insanları tarif ederken اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ diye anlatır. Onlar gayba inanan insanlar, gayba iman eden insanlar der Cenab-ı Hak. İman etmek için, Müslüman olmak için illa da bir şeyi idrak etmemiz, görmemiz, elimizle tutup onu hissetmemiz gerekmiyor. İtikad etmek yeter. Allah Celle Celaluhu itikattaki gevşeklikten bizleri muhafaza eylesin. Bir de İmam Rabbani Kaddesallahu Sırrahu Hazretlerine bu mektupta muhatapları tarafından iki kişinin vefat haberi ulaştırılmış. Şimdi meşayihin, Allah dostlarının, büyüklerin sevdiklerinden, civarından, ihvanından, müminlerden herhangi birisinin ahirete irtihal haberi ulaşınca ne yaptığı, ne yapmamız gerektiği açısından mektubun ilk satırlarındaki ifadeler önemli. Allah Celle Celaluhu önümüzde yavru sakil bırakmaktan bizleri muhafaza eylesin. اِنَّهَا اُولَٰئِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا تَقِيلًا diyor. Biz zor gün görmedik cemaatimiz. Biz dar gün görmedik. Darı da, zoru da mezara girince göreceğiz. Allah nedamet gününe, hüsran gününe, pişmanlık gününe nedamet götürmekten bizleri muhafaza eylesin.
Cenab-ı Hak işte diyor, dünyayı seven insanlar bilsinler ki arkalarında yahut önlerinde çok zor, çok ağır bir gün bırakıyorlar diye. Dünya sevgisi insanın ahiretini mamur etmesine, ahiretini tamir etmesine, ahiretinde köşk diye hazırlamasına mani olur. Allah sermayeyi burada tüketmekten bizleri muhafaza eylesin. Amin. Neticede o çukura, o toprağa herkes konacak. Şimdi bizden önce gidenlere yapılması gereken vazifeyi seneler önce Efendi Aleyhisselam'ın Kadde Sallallahu Sırrahı'nda birisine vazife vermiş. Her vefat edenin daha toprağa konulmadan önce sabah namazına millet toplanırken hemen merdivenin başında bir kardeşimiz, bir abimiz beklerdi. Her camiye gelene 100 tane yahut 500 tane kelime-i tevhid oku der, vefat eden ihvana burada 70.000 kelime-i tevhid dağıtılır. Nedir bunun hikmeti? Hadis-i şerifte eğer bir kimseye 70.000 kelime-i tevhid okunur, hediye edilirse o insan cehennem ehli de olsa Cenab-ı Hak 70.000 kelime-i tevhidin hürmetine onu cennete koyar buyuruyor. Hele bunu bir gün sonra veya birkaç saat sonra kendilerinden helallik istenecek müminler, cenazesine iştirak edecek ehli iman, aynı havayı teneffüs etmiş, aynı halıya secde etmiş, aynı safta omuz omuza durmuş olan müminlerin kendi aralarında paylaşarak sanki o müminin borcunu öder gibi ona ahirete giderken yanına azık olsun diye bilmece usulü en bildiği yapmaları Mevla'nın daha hoşuna gelir. Onun için dağıtılırdı ve toprağa konulmadan önce, cenazesi kılınmadan önce 70.000 kelime-i tevhid bu musallaya gelen herkes için okutulurdu. İnşallah birileri sesimizi duyar, bunu okuturlar. Bu manzarayı tekrar eskisi gibi camimizde şenlendiririz. Ama bu olmazsa da efendim, daha önce de söylemiştim, bize ismiyle bildirilenlere biz okumaya adayız. Okuyoruz, talebimizle beraber. Bize intikal eden vazifemiz bu. Allah bizden önce gidenleri bizden razı eylesin. Hatta şu arka tarafta 60 şerif yaparken Efendi Hazretlerimiz o hadis-i şerif hakkında şöyle bir nakilde bulunmuştu. Bir şeyh efendi, bir Allah dostu hadisin sıhhatiyle ilgili bir tereddüt yaşamış. Öyle ya, her hadis diye nakledilen sözü sıhhatini bilmeden kabul etmek gerekmez. Sıhhatiyle ilgili acaba bu söz Peygamber Efendimiz'e ait midir, değil midir? 70.000 kelime-i tevhid okunduğunda Cenab-ı Hak bir adamı cehennemlik de olsa alır, cennete kor hadis-i şerifi biraz gözüne abartılmış. Onun için tereddüt ediyor. Ve bir gün annesi yeni vefat etmiş bir çocuğun da hazır bulunduğu bir sofrada şeyh efendi bu hadis-i şerifi düşünerek sofranın kenarında oturuyor. Hem yemek yiyor hem de bu hadis-i şerifin sıhhatini, acabasını düşünüyor. O esnada çocuğa bir hal oluyor. Annesi yeni vefat etmiş o genç çocuğa.
Çocuk bir an ağlamaya başlıyor. Herkes panikliyor. Kerime'ye, oğlum niye ağlıyorsun? Annesiz olduğu için herkesin yüreği burun. Çocuk diyor ki, efendim diyor, az önce gözlerimi yumdum. Annemi çok özlemiştim. Cenab-ı Hak bana annemi gösterdi ama annemi cehennemin ortasında azap edilirken gördüm. Ona dayanamadım. Onun için ağlıyorum deyince Şeyh Efendi de daha yeni 70 bin kelimeyi tevhidi okumuş, bitirmiş. Hemen bu hadis-i şerifin gereği olarak o 70 bin kelimeyi tevhidi o çocuğun annesinin ruhuna hediye edivermiş. Çocuk birkaç dakika sonra bu sefer tebessüm etmeye, sevincinden yerinde duramamaya başlamış. Şeyh Efendi, oğlum şimdi ne oldu deyince, efendim az önce yine annemin halini merak edip gözümü yumdum, annemi cehennemden çıkarıp cennete koyduklarını, çok memnun olduğunu, çok huzurlu olduğunu gördüm demiş. Bunu duyunca Şeyh Efendi, vaka karşısında başka bir işarete gerek olmadan hadisin sıhhatine hükmetmiş. Onun için başta da söyledik, idrak şart değil, itikat şart. Görmesek de büyüklerimizden bu işin ihtimamını gördük. Hiç kimsenin cenazesi kılınmadan önce 70 bin kelime-i tevhidi ihmal edilmiş. Allah Celle Celaluhu kendi tevhidimizi kendimiz temin etmeye, giderken de dostlarımızın kelime-i tevhidleriyle takip olunmaya bizi muvaffak eylesin. Birincisi bu. İkincisi, az önce söylediğim gibi, bir insan kendinde manevi değişiklikler illaki olur. Manevi terakkiler illaki olur. Ama bu durumları bilmesi zaruri değildir. Bilmek Allah'ın ayrı bir lütfudur ama herkese bu mesele verilmeyebilir. Fakat kutbul aktab dediğimiz bütün evliyanın tepesindeki, bütün evliyanın güneşi olarak tayin edilen bir insana Cenab-ı Hak diğerlerini terbiye etsin diye, diğerlerine rehberlik yapsın diye Cenab-ı Hak kendi halini de, etrafındaki insanların halini de Allah Celle Celaluhu o kuluna bildirir. Ta ki raiyesi, tebaası, onun peşinden giden insanlara nasıl tembihte bulunacağını, nasıl yol göstereceğini bilebilsin diye Cenab-ı Hak ona böyle bir imtiyazda bulunur, böyle bir lütufta bulunur, böyle bir ihsanda bulunur. Cenab-ı Hak bize nihayetsiz terakki kapılarını ihsan eylesin. Amin. Allah doğru yolda yanlış işler yapmaktan bizleri muhafaza eylesin. Geri kalmaktan, kaymaktan, caymaktan, vazgeçmekten bizleri muhafaza eylesin. Seneler önce Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Sırrahu'ya şöyle bir sual sormuştum. Efendim, mektubatta bununla ilgili de bir beyin olduğu için bununla tamamlayalım. Demiştim ki, Cenab-ı Hak her bir peygamberini, her bir dostunu farklı yönleriyle metheder. Farklı yönleriyle onlara iltifatta bulunur. Mesela İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken şakiran li en'umi buyurur. Şakiran li en'umi.
Allah'ın nimetlerine şükreden bir peygamber. Hazreti Nuh'tan bahsederken innehu kâne abden şekûrâ der. Şekûr şakirden daha kuvvetli. Çok şükreden demektir. Mübalağa. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dan bahsederken ni'mel abd. İnne vecednâhu sabirâ der. Biz onu sabırlı bir insan olarak Hazreti Lokman'dan bahsederken ve lekad âteynâ Lokmânel hikmete enişkûr lillâh der. Böylece peygamberleri, sevdiği kulları Cenab-ı Hak bazı hasletlerle daha ön plana çıkarır. Evliyada da böyle. Bakarsınız her birinin hali birbirinden farklı farklıdır. Her birinin meziyetleri farklıdır. Kendi içimizde de öyledir. Şöyle bir sual sordum. Acaba Cenab-ı Hak'tan isterken Ya Rabbi yeryüzünde sevdiğin, beğendiğin peygamberlerin, dostların, velilerin, salihlerin her birinin senin yanında imtiyazlı, senin yanında iltifat gören sıfatlarını hepsini bizde cem et diye istemek acaba doğru olur mu diye Efendi Aleyhisselam'ımıza sormuş. Bütün bu meziyetleri Allah Celle Celaluhu hepsini bir kulunda toplar mı? Ve bir kulun da bunları istemesi doğru olur mu dediğinde Efendi Aleyhisselam'ımız böyle istemekte bir mahsur yok buyurmuş. Cenab-ı Hak isterse bütün meziyetleri, bütün kabiliyetleri bir kulunda toplayabilir. İşte İmam Rabbani Kaddesallahu sırrı bu mektupta buna da işaret ediyor. لَيْسَ عَلَى اللّٰهِ بِنُسْتَنْكَرِينَ اَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ ف۪ي وَاحِدٍ buyuruyor. لَيْسَ عَلَى اللّٰهِ بِنُسْتَنْكَرِينَ Allah'a zor değildir, imkansız değildir. اَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ bütün alemlerdeki kabiliyetleri, güzellikleri, hüsünleri, cemalleri, zenginlikleri, özenilecek tarafları Allah fi vahidin bir kişide toplayabilir. İmam-ı Şarani diyor ki Cenab-ı Hak mürşid-i kâmilde bütün güzel vasıfları en kemal noktada cem eder. Ama onlar birbirine perde olduğu için çok fazla şu sıfat diğerinden öne çıkmaz. Ama müridanında öyle değildir. Şeyh Efendi müritlerine teveccüh eder. Onlarda var olan kabiliyete göre ona telkinde bulunur. Birisi hitabeti çok iyidir. Ona o hususta teveccühte bulunur. O hususta yetiştirilir. Kimisinin müderrisliği iyidir. Kimisinin tevazu tarafı, kimisinin cömertlik tarafı. Dolayısıyla müridan içerisinde onlar hangi vasıflarıyla temeyyüz edebilecek, hangi vasıflarıyla baskınsa Şeyh Efendi onları o hususta terakki ettirmeye çalışır. Tıpkı bir hoca, talebesine ezbere mi kabiliyeti var, hadise mi kabiliyeti var, fıkha mı kabiliyeti var, tefsire mi kabiliyeti var? Bunları bilir, talebesini ona göre teşvik eder, sevk ederse iyi adam yetiştirmiş olur. Bunlardan anlamayan hoca zaten bir işe yaramaz. O ders okutur, adam okutmaz. Şeyh Efendi de adam yetiştirirken, kitap değil de insan yazarken bu hassasiyetlere riayet eder. Dolayısıyla bir de bakarsınız ki kendinde bir veya iki vasıf temeyyüz eden o mürit o kadar terakki eder ki sanki şeyhinden bile daha ileri derecede olduğu verilir. Halbuki öyle değildir. Esas olan nedir?
Şeyh Efendi'de bütün sıfatlar kemal derecede olduğu için onlar birbirini perdeler. Ama sendeki çok ileri düzeyde olan bir kabiliyeti perdeleyecek ikinci, üçüncü bir kabiliyet olmadığı için onunla sanki temeyyüz etmiş gibi görünür. Bu da senin imtihanın. Allah bize verdiği nimetlerle, bize verdiği lütufları cehennem esbabı kılmaktan, kibir sebebi yapmaktan bizleri muhafaza eylesin. Uzaklar, her biri derya gibi var. Cenab-ı Hakk'ın dostlarından bahsederken, Mevla'nın sevdiği kullar, Allah için her şeyi yapmaya hazır olan Mevla'nın salih kulları, her biri derya gibi var. Cenab-ı Hak onları nur deryası kılmıştır. Yunus Emre'nin dediği gibi, benim ol beş bahresi, denizler hayran bana, derya benim katremdir, zerreler umman bandır. Gönül veren bulur, bunlara eser. Nasıl denize dalan, incisini de, istediğini de, balını da orada avlıyorsa, gönül veren bulur, bunlara eser. Mevla'nın dostlarına gönül veren, ne demek gönül? Sök kalbini ona, efendim, naklet demek değil, gönül veren, kalbinde şeyhine duyduğu sevginin dışındaki bütün muhabbetleri kalbinden atıp sadece onun sevgisini bırakan demektir. Bulur esrar. Uyandı bunca insan, buldu dildar. Bu sayede Mevla'nın dostlarına gönül verme sayesinde bunca insan uyanıyor, buldu dildar. Dildar sevgilidir Mevla'ya. Ali Asoğlu Siva'dan gitti Ekber. Büyüklerden birine sormuşlar, demişler ki efendim sizi hiç kederli görmüyoruz, hiç üzüldüğünüzü görmüyoruz. Bu nasıl mümkün oluyor? Hiç mi olumsuz bir hadise? O demiş ki ben kaybettiğim zaman üzüleceğim şeylere sahip olmuyorum demiş. Allah benden aldığı zaman üzüleceğim, feryat edeceğim şeylere başta hiç sahip oldu. Hala soğudu Siva'dan işte, Masiva'dan kurtulunca bir şey gitti Ekna. Onda da keder diye bir şey kalmadı. Sadece beşeriyetin muktedası olarak Allah Celle Celaluhu'nun kendisine gösterdiği cilveler karşısında bir tutum sergiler. Gözyaşı Cenab-ı Hakk'ın ağla dediği yerde zuhur eder. Ağla ki anlayasın. Uzaklardan bulup Hakk'a gidelim, cemali bak, kemale sevdim. Evet.